Beyaz Futbol Pazar'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Gerçekten çok ilginç bir pazar günü oldu. Avrupa maçları dönüşü Galatasaray ve Fenerbahçe kaybetti. Beşiktaş kazandı ve haftayı lider tamamladı. Bir rotasyon kelimesidir gidiyor sosyal medyada, televizyon programlarında. Biz de bugün rotasyon yapalım dedik. Ben yaptım. Ve ben yaptım. Sinan Engin'le Abdülkerim Durmaz şu anda aramızda. İkiniz de hoş geldiniz. Sinan da beni kıskandı. Ben bugün rotasyon yaptım. Aylardır çok büyük performans veren Sayın Ahmet Çakar'ı dinlendiriyor musun? Dinlendiriyorum. Kenara aldım. Rotasyon yaptım. Sayın Ahmet Çakar bugün dinlenecek. Çok hem mental hem fiziksel. Sonradan oyuna girebilir mi? Yok. Bugün mağlubiyeti de göze alıyorum. Ahmet Çakar'ı oynatmayacağım. Ha, Sinan rotasyona gitti ama yedek kulübesinde Rasim var. Şu anda oyuna sokar mı sokmaz mı bilmiyorum. O Sinan'a bağlı. Sinan abi, Rasim yok. İstersen Rasim birazdan oyuna girer. Sokar mısın oyuna? Girecek. Eksikliğini arayacaksın galiba. Ben aramam. Ben arıyorum, şahsen arıyorum. Mecburen arıyorum. Ahmet Hoca'nın eksikliğini Rasim. Çok da arasam. Rasim çok da arasam Ahmet Hoca'yı bugün hiç oyuna sokmayacağım. İçeride önemli bana bir telefon. Bana daha sonraki haftalarda lazım Ahmet önemli Hoca. Bir telefon görüşmesi onun yapıyor için. Rasim. Şimdi gelir. Birazdan evet, geliyor. Evet, Rasim şu anda hazırlanıyor. Evet. Teaser'ımızda gördünüz. Galatasaray'da taraftarla Fatih Terim arasında ipler kopuyor mu? Çok önemli bir haberimiz var. Herkes baktı, Beyaz Futbol gördü. Birazdan canlı bağlantımız var. Ali Koç konuştu, Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç. Fatih Terim'in açıklamaları var. Pereira'nın açıklamaları var. Gerçekten tansiyonu yüksek bir gece olacak bu gece. Ve işte Rasim Ozan Kütahyalı. Dayanamadı şef. İlk dakikada hemen oyuna girdi. Rasim hoş geldin. Biraz yüzünden düşen bin parça. Ne oldu ama, ne diyelim yani. Sinan ne oldu? Gel dedim ya, ısınıyor. Hemen ısınır. Telefon konuşması yapıyordu. Önemli telefon. Ben rotasyona gittim. Ahmet Hoca'yı bu hafta oynatmayacağım. Sinan seni de oynatmayacaktı ama girdin oyuna. Yani bir konuşma yapıyordum. Sağ olsun Sinan abi. Söyledi gibi ama. Tek teselli biz yine Fener'in de kaybetmesin. Teselli. Yani. Başka bir şey yok. Yani baba, yani biz yani, tamam, hem Avrupa'da hem Türkiye'de diyorum. Bir mutluluk yaşayamayacağız mı yani? Yok, sen bir su iç kendine gel. Yalnız Galatasaray'da kelimeleri ben dinlemedim. Gündüz maçı seyrettim. Fatih Hoca'yı maçtan sonra dinlemedim. Şimdi size teaser'da gördüm. Galatasaray'da baktım sosyal medyada da, Galatasaray'da çok önemli bir sorun var. Bir numaradaydı Türkiye gündeminde yani, Fatih Terim istifa. Bir dinleyelim TT. Başlayalım mı hocayla? Fatih Hoca'yla mı Fatih başlayalım? Hoca'yla başlayalım bence. Çok sıcak bence Fener'le şu an yani Fener'le bana ben bunu Fatih Hoca'yı Fenerbahçe'yle başlayalım. Ya abiyle... Fatih Hoca'yı dediğin gibi çok şey Apo yapmam, abi, yatırmam bir haberi abi netleştirmeye çalışıyor Sezgin abi. Çok ciddi bir kriz var. Var. Ama işte Fenerbahçe'ye o zaman Fenerbahçe'yle başlayalım. Fenerbahçe'yle. Şu rotasyon kelimesini bir açalım, sonra Ali Koç'u dinleyeceğiz. Şimdi, çok malzememiz var. Bu nedir? Dedim ya hocamı ben yeni gördüm. Oynatmıyoruz. Ruhundan istimdat. Evet. Rotasyon ne demek? Bir gelsin ekrana. Evet, Abdülkerim hocam Fenerbahçe yorumuyla bir başlayalım. Bir rotasyon geldi mi oraya? Geldi. Bir birimde çalışan görevlerin zaman zaman ve düzenli olarak yer değiştirmeleri, bir işi sırayla yapmaları. Yapmış. Bir daha kurmuşsun ama biraz üstüne basa basa oku. Bir birimde çalışan görevlerin zaman zaman ve düzenli olarak yer değiştirmeleri, bir işi sırayla yapmalar. Bu bana komik geldi. Niye? Bir işi sırayla yapmaları mı? Evet. Herkes evet, aynı yani yapamaz ki bir işi. Onur, sırayla yaparız, ben başka sen yaparım. Sen nefes adamsın. Evet. Bir işi sırayla yapmaları gülüyor. Hayır, rotasyonun şey aslında. Her neyi düşündün, herkes anladı. Bugatt'taki rotasyon kelimesinin anlamı buymuş. Evet. Şimdi bu kelime. O senin dediğin Adnan Hocacılar'da vardı. Şimdi rotasyon. Rasim biraz ciddi evet, olalım. Adnan evet. Hocalara sonra gireriz. Önce bir bugün mağlubuz artık. Doğru, dur bakalım. İkimiz de evet. Mağlubuz ciddi, abi. Ciddi, ama ciddi çok tepkili Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı takımlar, ne diyeceğinizi merak ediyor. Fenerbahçe şampiyon oluyor gibi gözüküyor açıkçası. O rahat oturuyor. Sinan biraz hafta içi hafta içi yara aldı Dortmund maçından. Onun dışında ama onda da iyi oynadılar. Ezilmediler. Işte, al, 80'li yıllara döndün. Yenildik ama ezilmedik. Ben öyle bakıyorum artık. Her neyse. Bu hale geldik. Şimdi maçtan önce ben bir tweet attım. Mümkünse Emre'ye söyler misin getirsin? Abdülkerim Durmaz'ın tweetini evet. Bir verelim ekrana. Mümkünse bir ver. Bu kelime niye bugün bu kadar şey oldu? Bak. Rotasyon. Ne bilimsel, ne müthiş, ne süslü bir kelime. Dün Sergen Hoca iyi sıyırdı, bizim hocanın sıyırması biraz zor gözüküyor. Devre arası attın galiba sen. Evet. 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 Bunu devre arasında attım. Zaten zor gözüküyor diyorum. Baktım ilk yarıya bu maç.
2-0 oldu zaten. Ha, bu, hayır, 1-0'dı. Bir baktım. Rotasyonla artık oyuncuları değiştirsen de ki değişiklikler yaptı. Çok bu maçın dönmeyeceği belli oldu yani. Sergen Hoca da Allah'a şükretsin. Yani 100 yılda bir olur öyle maçlar dönmesi. Anladın mı? Yani, yani şimdi Mete'den de var da biz de kardeşimiz her dakika Mete diyoruz ama yanlış yaptığında da söyleyeceğiz. Bakın bu rotasyon kelimesi çok hakikaten büyülü bir kelime. Rejenerasyon da var. İlginç kelimeler türedi biliyorsun Türk futbolunda. Evet. İlginç kelime. Rejenerasyon. Rejenerasyon idmanı. Rotasyon. Bilimsel. Bak kelimelere bak. Nasıl tahrik edici. Transition geçiş. Transition geçiş oyunları falan. Anladın mı? Bak. Allah Allah. Allah Allah. Ortalık yıkılıyor. Tamam mı? Bunlar hep dekor işler. Dekor. Hocalar da bu dekorlardan çok istifade ediyorlar. Hani ben bilimsel hocayım falan filan. Biraz sonra Galatasaray mevzusunda geleceğiz. Maçtan sonra Alanya'ya kaybedilmiş, rejenerasyona çıkmış evet, Galatasaray'da. Enteresan olaylar yaşandı gireceğiz. Orada. Ne faydası varsa falan anlatacağız. Şimdi bu rotasyon kelimesi, temin kelime anlamını okudun. Hı-hı. Değil mi? Şimdi bu rotasyonu her affedersin, tuvalete giderken bile artık Avrupalı ne yapıyor diye bakan bir ülke haline geldik. Hele futbolda tam öyle. Avrupalı nasıl çalışıyor? Avrupalı hocalar bilimsel neler yapıyorlar falan filan oradan biz de alıyoruz. İyi de kardeşim bu rotasyon dediğiniz iş 3 gün önce Dortmund takımı geliyor buraya Beşiktaş'ta bir maç oynuyor. Öyle böyle çatır çatır bir maç oynuyor. Maçın hakkını veriyor Şampiyonlar Ligi diye. Hı-hı. Adamlar uçağına atlıyor. Öyle değil mi? Yol yorgunluğu Almanya'ya dönüyorlar. Eğer yorgunluksa. Bugün Dortmund öğlen seyrediyorum. Bugün de 4 tane atıyorlar. Ve aynı takımla oynuyorlar. Yani. Beşiktaş'ın bir değişiklik yapmışlar. Evet. O da zorunlu sakatlık nedeniyle. Brandt sakatlanmış. Bir oyuncu değiştiriyor sakatlıktan rotasyon. Aynı kadroyla çıkıyor. 4 mu attı bugün? Kaç attı? 4'tü ben bıraktım. 4-2. 4 mü bitti? 5 falan olmadı mı? Her neyse. Peki bu Alman adamlar, bunların adamları, hocaları. Bak takım orada oynamış, burada oynamış, ligde oynamış, Türkiye'ye gelmiş, Beşiktaş'ta oynamış. Geri dönmüş aynı takımla oynuyor. Bizim hocalar ne oldu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Türkiye Ligi başladı. Bugün 5. maç oynandı. Yani daha önce 4 tane lig maç oynamış bizim futbolcu. Yorulma nedir? Ne yorulması? Ya bilmiyorum. 4 bunlar maden işçisi mi bilmiyorum ben. Ligde yeni 4 tane lig maç oynamışlar. 2 tane de Avrupa Kupası maç oynamışlar. Rotasyona gideceğim. Oyuncularımı dinlendireceğim. Yenileme yapacağım. Bakın bunlar hep süslü cümleler. Baba ya Türkiye'nin idman sisteminde bir sorun var. Yok kardeşim öyle bir şey. Bunlar söylüyorum. Niye yoruluyor bizim oyuncular? Açık söylüyorum. Oyuncular falan yoruluyor değil. Bu oyuncular hocaların dekor işleri var. Dekor yapıyorlar. Bir, iki. Oyuncular da artık şımarıklar. Ama oyuncuların çoğu da bundan memnun değil. Yani ben rotasyon yapıyorum deyince sen mesela Gezanlarını oynatmayınca Fenerbahçe'de bugün Mesut Özil'leri, Ener Valencia'ları oynatmayınca bu oyuncular rotasyon istiyor mu zannediyorsun? Memnunlar mı? Hepsinin suratı asılıyor. Doğru. Şimdi hocaların burada en büyük amacı bence şu. Fırsat yakaladım diyor. İçeride Türkiye'de bir maç oynuyorum diyor. Türkiye Ligi daha basit diyor. Hı-hı. Avrupalı güçlü takımlarla iyi maç oynadım diyor. En azından Fenerbahçe mantığına bakıyorum. Diyor ki ben hani bu ligdeki 0 puanlı takımı bugün yenerim. Hı-hı. Dur. Surat yapan, kapris yapan, oynatmayacağım oyuncuları bir oynatayım. Onların da kalbini kazanayım. Sergen Hoca da diyor ki Gezallaların zaten benim banko oyuncum. Der Antalya burada ben kazanırım. Durup biraz Kenan Karaman'la Gökhan Tören'in de gönlünü yapayım. Bak bu iş böyle olmaz. Gönül yapmayla olmaz. Sonra gönlünüz sizin gönlünüz kırılır lig sonunda. Gönlünüzü kırarlar sonra sizin. Şimdi dediğim gibi ha bu 20. hafta olur 25. hafta olur. 25 lig maçı oynamışsındır. 10 Ziraat Kupası maçı oynamışsındır. 10-12 tane Avrupa Kupalarında maç oynamışsın. Oyuncularda daha bismillah ligin 4 maçı oynanmış bu 5. maç. Bu rotasyonlar ne? Şimdi bu rotasyonlar falan işleri bakın Sergen Yalçın'a Allah yardım etti. Antalya Sporlu defans oyuncularının inanılmaz geri pasları, hataları falan tak maç döndü. Adam 3. golü atsa Sergen de mağluptu. 3. atsa adam biliyorsun karşı karşıya yürüdü 50 metre gitti atamadı. Ondan sonra maç falan dönmezdi. Bugün de sağ olsun Vitor Pereira hocamız böyle bir şey denedi. Denesin daha ligin başı. Ben o kadar da çok şey yapmıyorum ama bakın bunlar ders çıkarmak lazım. Bu böyle olmaz. Ben Fenerbahçe özelinde konuşuyorum sadece. Bugün maçta için. Hı hı. Ben şunu soruyorum Fenerbahçe yönetimine, sayın yöneticilerimize ve hocamıza. Şunu soruyorum. Mesut Özil nedir? Fenerbahçe kulübünde ne anlam ifade ediyor ne sizin için? Vardır, ne işlevi vardır? Size ne ifade ediyor? Fenerbahçe yönetimi ve teknik direktörü için Mesut Özil nedir? Size ne ifade ediyor?
Mesut Özil bizim 3 haftada bir ilk 11'e koyup 60'ta oyundan çıkaracağımız, ondan sonraki 3 haftada 65-70'te oyuna sokup son 20 dakika mucize bekleyeceğimiz öyle alelade bir oyuncu mu? Yoksa bizim için bize maç kazandıracak, her zaman takımının başında sahaya çıkacak, istifade edeceğimiz vazgeçilmez bir oyuncumuz mu? Lütfen bunun kararını verin. Eğer ilk dediğimse gönderin Mesut'u gitsin kardeşim. Gitsin, böyle olmaz. Ya böyle olmaz. Eğer benim dediğim gibi bakıyorsanız Mesut'a, biz bunu 3 maçta bir ilk 11 başlatır 60'ta oyundan alırız. 3-5 hafta sonra, anladın mı? Çok güzel bir soru sordun. Evet. Ya Mesut, peki bari soru cevap gidelim mi hocam? Tamam. Bitireyim ama, tamam. Şeyi bitireyim. Tamam. Mesut sadece Mesut değil. Tamam. Tamam mı? Valencia nedir? Kimdir? Nedir? Yani ne ifade ediyor? Bütün taraftarlar, bütün futbol severler Valencia'nın ne müthiş bir oyun oynadığını söylüyorlar 3-5 haftadır. Lig başladığından beri, Avrupa Kupası'na da dahil. Fakat... Değil mi? Sonra birdenbire bu arkadaş da oynamıyor. Mesela bugün. Hı hı. Bu da oynamıyor. Yani şimdi bu eleştirilmesi gereken bir konu mudur? Çok övdüğüm Pereira'yı bu noktada eleştiriyorsun. Hayır, sadece Pereira için demiyorum. Bak bu sadece... Ha, devrimci Pereira. Tamam da bak, eleştirmiyorum ben. Diyorum ki bir karar verin. Bak bu kararsızlık... Bir tuhaflık var diyorsun. Bu bir kararsızlık bu. Yani bu kararsızlık. Bir anda adama dünya starım benim diyeceksin. Doğru. Fakat adamı sıradan mahalle topçusu gibi 60'ta çıkar, 80'de oyuna sok. Sonra tekrar... Mesela Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya denen kardeşimizin arkasında 2 maçtır, 3 maçtır yedek oturacak bir oyuncu mudur? Değil. Ya da Muhammed Özkaya kardeşimiz... Ben Sivas maçından sonra dedim, tamam çok yetenekli ama Fenerbahçe'nin ilk 11 oyuncusu olamaz bu kadroda. Henüz değil abi. Ha, ya da Muhammed Özkaya öyle adam. Bir oyuncudur ki Mesut Özil bunun arkasında oturmak zorundadır. Apo, böyle hocam, midir? Şu konuya şöyle bakalım. Çok güzel konuştun. Yani, çok güzel konuştun. Çok güzel örnekleme yaptın. Rotasyon konusuyla ilgili de ilave yapacağım, şimdi sana anlatacağım. Çok güzel. Aslında diyeceksin ki bu Fenerbahçe takımının ilk 11'i kim? Ya senin as oyuncun kim? Ya şimdi Beşiktaş'ın belli. Evet. 11'i belli sayıyorsun. Sinan, ben zaten örnek verirken konu neye yani, geliyor çok zaten. Çok güzel yani. Fenerbahçe'nin mesela bu Ferdi mesela hep oynuyor. Ferdi. Tamam. Hep oynuyor kenar. Bu çocuk. Tamam, sol kenarın. Altay maçında iyiydi ama. Oynuyor. Tamam, onu... Ya tamam, arada oynuyor. Hep oynuyor mesela. Dediği gibi Apo'nun. Seviyor. Yani bunu bu çocuğun, yani Mesut Özil eğer şöyle denir. Antrenörler hep şu kafadadır. İşte dediği gibi Apo'nun. İşte bunları da oynatalım, onları da görelim. Planlama yaptık, 22 kişi, 24 kişilik kadro var. Bunları da oynatmamız lazım. Hep planlamada işte bunlara da şans vermek lazım. İşte Antalya'ya karşı da Gökhan'ı oynatmayacaksak, Kenan'ı oynatmayacaksak veya işte Ferdi'yi işte oynatmayacak, Başakşehir hiç galibiyet almamış, bunları oynatmayacaksak, bunlar Fenerbahçe oyuncusu. Evet. Bu maçlarda oynayamayacaklarsa o zaman Fenerbahçe'de ne işleri var? Mantığı bu gidiyor. Ay, oyna, şimdi, Sinancığım bir şey söyleyeceğim. Tamam doğru, bu mantık bu da. Şöyle olmuyor mu mesela? Şimdi Muhammed Gümüşkaya kardeşimiz. Mesela oyuna 65'te girse olmuyor mu? İşte onu söylüyorum. 60'ta girse şimdi olmuyor ben mu? Diyorum ki. Ya biz niye 65'te Fenerbahçe'nin Muhammed Fenerbahçe'nin as oyuncularını bilelim. Bunu Pereira'ya sormak gerekmez. Fenerbahçe'nin yıldızı kim? Şimdi Apo'nun örneğini soruyor. Fenerbahçe'nin yıldızı var mı? Kim? Valencia dediğin adam 3 tane gol attı maçta, Mesut diyorsun. Ama diyor ki, ama bak doğru söylüyor. Bir maçta bakıyorsun abi yedek oynuyor, bir maçta oyuna giriyor, öteki maçta falan. Yani kim? Santraforu diyorsun mesela, yani kim, evet. Şimdi genel olarak ilk 11'i kimsenin, yani bakıyorsun defansta başka değişiklik var, orada bir şey kurgu var. Ama bak bugün görünen şu, yorgunluk var. Ben bunu menajerlik döneminde de yaşadım. Çarşamba, pazar, salı, cumartesi bilmem ne oynayamıyor Türkiye'deki oyuncular. Niye öyle Sinan? Sinancığım, abi kaldıramıyor tamam, ama Sinan haklısın da. İyi de 36 yaşında ya, Sinancığım Süper Lig başlayalı 4 hafta ya, doğru bir ay oldu ya. Apocuğum bugün Galatasaray 5 ay sonra bugün Galatasaray maçını seyrettim. Dökülüyorlar. Morrison'a falan baktım. Halil'e baktım. Dökülüyorlar ya. Halil var ya. Yürüyorlar tekabüt ya. Tekabüt oyuncusu gibi koşamıyor, dönemiyor yorgunluktan. Yani Sinan abi ben cahilim bu konuda. Hayır, hakikaten. Estağfurullah. 2021'in teknolojisinde abicim, fizik olarak nasıl olur bu ya? Bakın Galatasaray takımı. Ya Ronaldo kaç şimdi yaşında? Ben bugün adam şey her gün maç oynuyor. Şimdi yani, ben bugün 37 yaşında ya. Ben bugün Alanya'da baktım. Ulan dedim ki Alanya takımı taş gibi takımmış. Başakşehir'e de baktım, kadrosuna, futbolcularına. Ulan bunlar nasıl 4 tane maç kaybetmişler? Hiç puan alamamışlar bu zamana kadar. Evet. Şaşırdım. O da enteresan. Ama Fenerbahçe'nin bugün kaybetmesinin en büyük etkeni, eğer Perşembe günkü Eintracht Frankfurt maçı olmasaydı Mesutlar da bütün hepsi oynayacaklardı.
Rotasyon dediği bu herhalde. Yorgun. Sinan abi bir antiprofesyonellik var. Oynattılar. Ya, antiprofesyonellik var. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak yorgun diyorsun. Şimdi mantıklı mı? Bir dakika. Abi. Şimdi bir dakika. Abi yorgun belli koşar. Ya bir dakika. Yorgun da. Sinan ya, bunlar bir şey söyleyeyim. Ali Koç hazır olsun. Ya, mağlebe mi gitti bunlar? Dur be abicim. Mesut Özil ile Valencia toplasan 2-3 maç oynamıştır. Değil mi? Yorgunluktan bahsedeceksek, eğer yorgunluk üzerine bunları oynatmıyorsan... O zaman kadron yeterli değil. Şunu söylüyorum, hayır. Gustavo diye bir oyuncu var. Kadro derinliği hepsi, yok. Gustavo diye bir oyuncu var Fenerbahçe'de. 8 maçın hepsinde oynamış. Oynamış, yani hiç çıkmadan. Evet. Ve adam 35 yaşında. Peki niye bunu dinlendirmiyorsun? Evet. Apo. Niye bu adamı dinlendirmiyorsun? Apo, şey zaten İbrahim 41 yaşında hala oynuyor. Senin, her gün oynuyor. O zaman senin söylediğin şu çıkıyor. Neyi dinlendirmiyorsun bunu? Senin söylediğin şu çıkıyor. Fenerbahçe'nin kadrosu yeterli değil. Şampiyon olmaya yeterli değil. Ya da bir antiprofesyonellik var. Hayır. Mesela Lazio maçından sonra ve Galatasaray. Lazio maçından sonra ailesi gittiler. Bununla ilgili attığımız tweet bir ekrana gelsin. Ben sana anlatıyorum. İki takımın şimdi kadrosu bakın, yeterli. Bunu sana Messi nereye gidiyor? Teknik konuşuyoruz ya. Bunun ben size nedenlerini anlatayım. Sebebiniz. Perşembe günü maç oynadılar. Sabaha karşı buraya muhtemelen uçakta gece geldi. Sabaha kadar uyumadılar. Ertesi gün. Cuma oldu. Herkesin bir ailesi vardır, bir hayatı vardır, bir şey vardır falan. O hayata geleceksin. Bir şey söyleyeyim. O bir gün kalıyor arada. Bir cumartesin kalıyor. Dinlenme için. Antrenman yok zaten. Abicim sana. İşte Apon dediği gibi tamlama idmanı yapıyorsun. Yormuyorsun zaten kendini. Ama bunun tamamıyla örneğini veriyorum sana. Bunun tamamıyla örneği fizik olarak maalesef Türk takımları üst düzey değiliz. Oynayamıyoruz çarşamba pazar. Sen bir sorun var. Döndün sen Frankfurt'tan. He. 16 saat malak gibi yattın. Böyle dinlendin. Abi kendine gelmez abi, mi? Demek ki depoyu boşalttı. Yoruldu. Anormal. Yoruldu. Gezdi. Tozdu. Demek ki gezme ortaya gittim. Ortaya gittim. Maçında demek ki o kadar çok efor sarf edildi ki güçlü. Bak psikolojik olarak Fenerbahçe takımı ha aslında kaçan pozisyonları var yani. Bakmayın yani bu maç en kötü beraber de Fenerbahçe bilmem ne. Galatasaray dökülüyor. Fenerbahçe bugün hiçbir şey hak etmedi. Hayır direkt daha. Hiçbir şey hak etmedi. Hak etti. Hiçbir şey hak etmedi. Başakşehir hak etti. Ayrı bir şey ama. Fenerbahçe şimdi, hiçbir şey hak etmedi. Abi ama bugün. Apo çok bir kritik pozisyon var hatırla. Sınav Galatasaray dökülüyor. Bak o gol olsaydı çok değişebilirdi. Abi bak hepsi tamamıyla fiziki. Fizik yorgunluğu tamamıyla senin teknik becerini etkiliyor. Türk takımları yetersiz var. Şimdi bir şey söyleyeceğim bakın. Hepimiz hafta içinde Dortmund'u seyrettik. Seyrettik abi. Çok kuvvetli dediğimiz Rozier bile zayıf kaldı. Zayıf, aynen. İkili mücadelede Türkiye'de arkasından geçip önünden bravo. Geçiyordu. Top alırdı omuz omuza bravo. Falan. İkili mücadeleye alamıyorsun. Olduğunu gördük abi. Alamıyorsun bile yani. Doğru, doğru, doğru. Abi, biz fizik olarak zaten yeterli değiliz. Zaten niye değiliz abi yani? Bizim şişim oyuncularım bak Halil Dervişoğlu diyorsun senin değil mi? Eskiden idman sahası yoktu. Halil Dervişoğlu takımı zaten savaşçı değil. Halil Dervişoğlu denen abi çocuk. Senin takımın zaten savaşçı değil. Senin orta sahan zaten sayap savaşçı değil. Senin ortanda kim abi? Pelkas mı savaşacak? Gustavo zaten yoruldu çocuk. Devamlı koşuyor. Mesut mu savaşacak? O ne çocuk? Muhammed. Muhammed mi savaşacak? Bunlar meğer zaten, vardı bugün. Abi bir dakika o da meğer. Apocuğum bunlar sen bizim dediğimiz gibi yumuşak manitacı oyuncu bunlar. Manitacı, yumuşak oyuncu. Manitacı, doğru. Ya, tamam. Bunlar savaşçı değil kavgacı değil. Ya tamam savaş etmesinler. Bunlar manitacı abi. Oyuncu. Abi, işte. Söyledi, bak abicim manitacı derken. Yani, topu anlıyor futbol değil mi? Yok anladım. Orada aklı fikri hiç başka iş. Hayır hayır yumuşak. Ben karı kız düşünmedim. Oğlum, yumuşak. Manitacı vallahi düşünmedim. Manitacı düşünmedim. Manitacı bunlar. Hareket yapsın. Kaçak oynayacak. Kaçak oynayacak. Hem bakam ediyor ya. Kendi şov yapsın ama büyük fizik şey yok. Bunlar böyle oynarlar. Anladın siz de biraz öyle dedikiniz. Onun için tamam, zaten savaşçı bir takım değil. Zaten savaşçı bir takım değil. Sinancığım onu ben örnek tamam veriyorum. Bak bu söylediklerin doğru. Ama ben, 2021 futbolda sana söylüyorum Apo abi. 2021 futbolunda yoruldum, koşamıyorum ben, diye bir gerekçe olamaz. Evet, bir de şunu söylüyorum. Ya bu ne ya yüzey gibi. Ya yüzemiyorum ben ya, yüzücüyüm ama yüzme bilmiyorum. Ya bir Allah belanı versin. Dinler misin kardeşim? Pardon. Bir şey söyleyeceğim. Abi. Halil Dervişoğlu. Yani. Halil Dervişoğlu. Nerede kaç yıldır nerede o top oynuyor? İngiltere'de değil mi? Evet İngiltere'de. He? Bu adam Türkiye'deki şartlar idman şartlarına değil ki aynen. Ona bile yoruldu diyorsunuz ya adam. Evet, Halil Dervişoğlu'nun bugünkü kötü oyununa yoruldu diyorsunuz. Adam abi, bizim şartlarımızdan evet. Değil ki aynen. İngiltere'den bak, geldi. Bu abi. Aynı bizim gurbetçi kardeşlerim mesela abi. Almanya'da bir dostum bak. Vardı ismini vermiyorum. Almanya'da kurallara çok sıkı bağlı. Geldi abi. Burada yere tükürüyor sigara atıyor. Ne yapıyorsun lan dedim. Ya abi Türkiye burası dedi. Bak durum bu.
Almanya'da kurallara uyuyor. Yere tükürmüyor. Kerem bile İzmarit atmıyor. Bugün gidemedi ya. Türkiye geldi mi? Kerem Aktürkoğlu dediğin ya oyuncu her zaman sprint atar, depar atar, yani gidemedi. Halil'i abi yok. Ben abi, fizik olarak yok. İlyas Salman gibi geldi. İlyas Salman'ın filmi gibi geldi. Lazio maçında müthiş bir efor sarf etti. Bakma sen. Beşiktaş takımı da Antalya çok güçlü olmadığı için Allah'tan Gezal Mezal işte çok ama yetenekli. Bireysel yetenekleri öne çıktı. Onurcuğum, bir Ali Koç'u dinleyelim mi? Tamam, Sayın Başkanı. Fenerbahçe konusunu şöyle kapatıyorum ben. Sinan abi sizin oynadığınız dönemi falan haksızlık etmesinler. Rasim'cim, şu konuyu ben kapatayım. Pardon, özür dilerim. Evet. Şimdi diyorum ki bakın yıllardır şöyle bir durum oluyor Fenerbahçe'de. Yine aynısını görmeye başladık. Biz şimdi golcümüzden memnun değildik değil mi Samatta'dan? Daha önce Freyler oynadı. Mahvetti, mahvetti. Silimaniler falan oynadı. Ve biz bunlardan memnun olmadığımız için gönderdik değil mi? Hep bir klas, bir santrafor arıyoruz. Evet. Şimdi bu giden oyuncular bile nasıl oldu biliyor musun? Bak gidişleri şöyle oluyor. Şimdi Fenerbahçe adam santrafor geliyor. İki maç oynuyor. İki maç garip goller kaçırıyor. Atamıyor. Bir bakıyorsun tak kesiyorlar, yedeğini koyuyorlar. Tamam mı? Bravo. Yedeği bir dönem oynuyor. O ilk santrafor, takımın santrafor diye aldığın adam 3-5 hafta kenarda oturtuyorlar adamı. 3-5 hafta sonra acaba olur mu diye bir oyunu atıyorlar, tamam mı? Adam yine gol atamayınca satın bunu. İşte satılıyor. Evet. Şimdi biz santrafor ararken ne yaptık? Elimizde Serdar Dursun diye bir çocuk vardı. Evet. Sakatlık geçirdi. Omuzundan sakatlandı. Bir de elimizde başka santrafor yok. Şey vardı ne o işte Valencia'yı deniyoruz. Hı-hı. Valencia aslında klasik bir santrafor değil. Ne yaptık? Gittik Salzburg'da. Bakın sayılarına, istatistiklerine. Avusturya'da Salzburg 21 gol atmış geçen. 21 gol atmış. Berişe'yi aldık değil mi? Peki şimdi o Berişe'ye biz ne muamelesi yapıyoruz? Şimdi bugünden beri başlamışlar Berişe'yi eleştirmeye. Tamam evet. mı? Eleştiriyorlar Berişe'yi. Çok eleştiriyorlar. Bak bir dakika. İki hafta daha yediler adamı. Yiyecekler yani böyle giderse. Ya ben diyorum ki kardeşim biz Berişe'yi santrafor aldık mı? Aldık. Adamın kariyeri belli mi? Belli. Bütün Avrupa'yı takip eden futbol yorumcusu kardeşlerimiz dediler ki büyük transfer bunu Fener nasıl başardı? Tabii canım, bu parayla bu yaşta bunu nasıl başardı değil mi? Evet. Şimdi biz Berişe'yi bir maç oynattık. Sivas maçı. Gol kaçırdı, etkisiz kaldı falan. Ya bunu mu aldık? Adam değil. Hadi kes Berişe'yi, koy Valencia'yı. Anladın mı? Bugün oynattık değil mi Berişe'yi? Evet. Berişe yine etkisiz kaldı falan filan dediler. Halbuki çıktı, vurdu. Pereira sosyal medyaya vurdu, vurdu. Herkes bakıyor artık. Vurdu, etkisiz oldu. Fener de bugün maçı kaybetti mi? Aa bak Salı mı Fener'in maçı Giresun'la? Çarşamba mı? Ne günü? Perşembe. Perşembe günü Berişe'yi yedekte göreceksiniz. Bravo. Bakın buraya yazın. Valencia ilk 11'de. Evet. Ya böyle peki. olur mu? Peki Apo abi. Santrafor aldıysanız 5 maç, 6 maç, 90 dakika gol atması da oynatın ama kardeşim. Bir şey söyleyeceğim sana. Oynatın, bilelim bir de, biz. Bir de Fenerbahçe'de eleştirilecek olan bir şey daha var. O gir, o çık, Fenerbahçe'de bak bunu sezon başında söyledim. Sistem biraz çabuk ucuma çıkan, etkili, süratli oyuncular olan takımlar eğer gittin gol atamadın mı yersin. Bak 2 tane önce, yedin. Hatırla sezon başında evet. demiştim. Esas Fenerbahçe bu sistemine bakacak bir. Bu üçlü sistem çok zor bir sistem. Hücumcuların müthiş olacak ki gittin attın işi bitirdin. Hani 3 attın 2 yersin. Yani 2 attın hadi 1 yersin. Ben onu söylüyorum. Bir de yani erken belki ama Berisha çok iyi futbolcu olduğunu düşünüyorum ama ben öteki transferlerin çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Şampiyon olacak bir takımın transferi olduğunu düşünmüyorum transferlerinin. Fenerbahçe'nin. Bir şey bu Fenerbahçe takımının pardon bir dakika. Bu Fenerbahçe takımının daha iyi transferler yapması gerektiğini düşünüyorum. Yapabilirdi. Çünkü bu oyuncuları 5 tane 4 tane alacağına Ali 3 tane Koç, alsaydı 3,5 sene yeterliydi. Oldu bu transfer evet. meselesi. Ben bu transferlerin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Peki bir Ali Koç'u bir dinleyelim. Bir şey soracağım sana da sormak istiyorum. Bakın kardeşim. Dünya futbol tarihi sizin döneminizde de çok klas oyuncular vardı ama o klas oyuncular dahi 31-32 oldu mu çökmeye başlardı. Bu bir gelenekti. Ama bu kalmadı artık. Son 10 senenin futbolunda hocam, böyle bir şey yok. Perera, 37 yaşında adam eşekler gibi koşuyor. Perera bu üçlü sistemde bak Perera bu üçlü sistemde devam ederse bu sistemi Perera değiştirmezse çok üçlük beşlik dolacağı maçları görürüz. Yok olmaz. Ben buradan abi bugün gördün 2. Olmaz ne olur bak, ya 2 kere cesaretli değildi bakma sen. Bugün 2 oldu. Yarın bir gün biraz daha güçlü takımlarda bu benim temennim değil. Ben sistem olarak diyorum. Tespit. Üç sistemi. Ya, üçlü sistem, üçlü savunma kolay bir oyun değil. Tamam ben. Kolay bir dünyada çok az takım var. Şimdi ya. Ben. Evet ya ben devrimcilik yapıyor ama. Ama o zaman bir soru yapalım. Evet soru söyle abi. Şimdi Fenerbahçe Frankfurt deplasmanında mücadele etti. Beğendi mi herkes? Ben beğendim. Genel anlamda bir bakacaksınız.
Mücadeleciydi. Sen beğenmesin veya Sinan beğenmesin. Ben beğendim. Olabilir. Şanslı beğenmemiş. Penaltı yapmış. Ya galip de. Olabilir de. Fotoğraf verelim ekrana. Frankfurt maçında Fenerbahçe takımı bütün %90 Türk kamuoyuna göre çok iyi top beğendi, oynadı mı? Beğendi. Çok oynadı. Gayretliydi. Peki Frankfurt deplasmanı zor bir deplasman mı? Zor bir deplasman. Zor, zor. Çünkü zor. Adamlar 25 ne dört kimseye yenilmemişler. Bundesliga'nın en iyi 5-6 takımından biri. Yenilmemişler. Yenilmemiş. Evet. Tamam. Fenerbahçe çok iyi oynadı. Çok iyi mücadele etti. Herkesten geçer oy aldı mı? Aldı. Aldı. Peki bunu yaparken Fenerbahçe hangi sistemle oynadı? Fark etmez. Bir dakika, bir dakika. Her bir dakika. Maç bir dakika ama bir dakika. Sinan Engin, hayır, bir dakika. Abdülkerim Durmaz gerginliği yazdı. Yani, şimdi ben sorayım sen dedik. Bak, diyorum ki bak hangi teknik sistemle? Olarak ben söylüyorum cevap veriyorum sana işte. Hangi sistemle oynadı? Üçlü sistemde oynayabilir. Ama her sefer durmaz diyor. Her seferinde olmaz. Hiçbir sistem her seferinde tutmaz. Hayır abi. Hayır, olursun. Ben de diyorum ki. Galatasaray aynı bak, sistemle Lazio'yu yendi. Alanya'ya yenildi. Bana dedi ki. Yıllar evvel bana Lücescu dedi ki. Apo. Bak. Yıllar evvel bana Lücescu dedi ki evet Ersun Yanal Gençler Birliği'ni çalışırken dikkat edin Ersun Yanal'ın sistem değiştirdi. Hatırlayın. El Sakalar, Mel Sakalar 8 kişi hücum ediyordu. Hatırlıyor musun? Ne dedi Lücescu abi? Dedi ki bu sistem devam ederse her, çoğu maçlarda 5-6 tane gol yer dedi. Böyle oynarsa. Yani şunu diyebilirsin abi. Bugün o Ersun Yanal bilir sistem. Bugün kurma. Ersun Yanal o sistemi gitti. Çıktı. Antalya'da farklı oynadı. Tamamıyla. Çünkü bu takımına göre. Ben de diyorum evet, ki Fenerbahçe'nin bu takımı sürdürülebilir değil. Fenerbahçe bu takımı sürdürülebilir değil. Her maçta oynamamalı. Esas oynamamalı değil. Ya sürdürülebilir adam değil. Diyor. Belki ama bak şunu söylüyorum ben. Şimdi bu üçlü sistemi oynadın tamam mı? Başakşehir deplasmanı herhalde bu sistem bu sistem gider diyor musun? Bir dakika be abi ya. Soruyorum abi. Başak soru ben anlatıyorum zaten. Niye soruyorsun evet, ki? Başakşehir deplasmanı dediğin deplasman Frankfurt deplasmanından daha mı zor? Hayda. Bir, daha mı zor? Değil. Değil. İki, Başakşehir Frankfurt'tan çok daha iyi bir takım. Değil. Hayır. Peki Fenerbahçe 3 gün önce bu sistemle nasıl bu kadar harika oynayıp mücadele takım ediyor da bitik. Bir dakika. Aynı sistemle bugün Başakşehir maçında en kötü futbolunu oynuyor. Ne değişti? Ne değişti? Bir tek şey değişti. Yorgun. Bir tek şey değişti. Frankfurt maçının ilk 11'inden 4 kişiyi kestin. Başka bir 4 kişi oynattın. Rotasyona evet, gerek yok. Evet, başka bir 4 kişi oynattın. Burada sistem ne oynarsan oyna. 4 oyna, 3 oyna. Turnike oyuncu yapmasın. Seçimlerin önemlidir. Tamam mı? Oyuncu tercihleri. İlk yarı rezil bir oyun oynadı Beşiktaş Antalya'da. Aynı sistemle 4-1-4-1 ile devam etti. Ama ikinci yarı Gezal'la Larin girdi. Oyuncular girince iş değişiyor. İş değişiyor. Ne yapacağım? O zaman şu geliyor. Öyle, oyuncu kalitesi. O zaman şuna geliyor şimdi. Oyuncu kalitesi önemli. Oyuncu kalitesi yeterli var, değil. Var elinde Fener'in. Niye oynatmıyorsun abi ya? Abi yorgun. O niye yok? Ben de yorgun. Onu söylüyorum. Saçma demek abi ya. Abi oynatmadı kaç kişi? Abi, 4. He? 4 kişi az mı? Hangisi abi kim? 4. Orta sahada Mert Hakan'la başlamıştım. Meğer oynattı. Tamam. Muhammed Gümüşkaya var, yoktu. Mesut Özil vardı. Valencia Santrafor Valencia vardı. Berişe yoktu. Berişe. Pelkas yoktu. De Rossi vardı. 4 kişiyi de oynatmadı. Abi oynattı adamlar abicim. Pelkas oynuyor. Yani bunlar tamam Berişe oynuyor ya, yani. Ben, çok arada fark yok apacım. Ya ben diyorum ki tamam da bu Mesut Özil herhalde. Başarılı olmuş bir kadroyla tamam da ben oynat. De, kötü oynarlarsa onları değiştir. İşte onlar da niye hoca bu? Bak şunu düşündü Pereira. Yorgun daha diri bir takım oynuyor. Burada bir Mesut Özil arayabilirim kaliteli olarak. İşte, ötekiler de çok fark yok. Sinancım bu yok, yanlış iş. Bak bu ya, yapa, ya, iyi takımı niye bozdu? Ya bir dakika. Gezdal'la Larin de yorgun mu? Yorgunsa niye oynatıyorsun ikinci 45 dakika adamları 50 dakika oynatıyorsun? Niye oynatıyorsun? Yumurta kapıya dayandı. Yorgunsa Pelkas Valencia Mesut yorgunsa son 30 dakika 45 dakika da alma. Yorgunsa. Niye nasıl alıyorsun? Niye mağlupsun çünkü? Olmaz öyle şey. Yorgunsa oynatma. 90 dakikaya yetmez diye düşünüyorum. O zaman baştan oyna. Oyna bakalım bir 45 şimdi dakika. Şimdi ben buraya Apocuğum ben saçma buraya bir tek Mesut. Ben buraya bir tek Meyer'in yere Mesut'u koyarım. Öteki tamam abi hiç. Şimdi çok peki, soru geldi. Hemen size de sorayım. Galatasaray'la Ali Koç'u. Hemen dinleyeceğiz. Galatasaray'la Fenerbahçe'nin kadrosu hem Avrupa hem lig. İkisini bir arada götürebilir mi, yeterli mi diye sorular geliyor. 30 Ali, kişi var 30. Ali Koç'u bir dinleyelim Ali Sayın Başkan. Maç sonrası altında önemli açıklamaları var. Hem hakemlerle ilgili hem de Futbol Federasyonu ile ilgili de enteresan sözleri var. Bir izleyelim.